Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Perşembe seminerimizin konuğu Diyarbakır'dan bir arkadaşımız. Doçent Doktor Vahap Coşkun, Hürriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Ankara'ya gelmişken yakaladık kendisini. Çok iyi oldu. Vahap Hoca çok eskiden beri liberal düşünce toplumunun bütün faaliyetlerine katkıda bulunan, tüm eğitim faaliyetlerine katkıda bulunan bir arkadaşımız, fikir arkadaşımız, yönün arkadaşımız. Kendisi çalışkan anayasa hukukçularından, genç bir anayasa hukukçusu olmakla beraber portföyüne epeyce bir çalışma sığdırmış birisi. İlgi alanları da geniş, siyasetten, siyaset felsefesinden de uzak durmamış bir anayasa hukukçusu. Aslında anayasa çalışması icabı böyle olması gerek ama anayasa herkes öyle olmuyor. Evet, uzak duruyor. Gerçekten öyle. Aynı zamanda Liberty yayınlarından da yayınlanmış çok önemli felsefi çalışmaları da var. Liberal açıdan insan hakları bir tahkik kitabı. Bu sizin yüksek lisans çalışmanız, yüksek lisansı değil mi? Evet. Doktora tezinde Ankara Hukuk'ta yapmıştı. Ulus devletin dönüşümü ve meşruluk sorunu üzerine. O da Liberty yayınlarından yayınlandı. Ama bundan başka Türkiye'nin temel sorunları üzerine, anayasa sorunu üzerine kafa yormuş. Temel askeri vesaire sorunu üzerine de SETA'dan, muhtelif başka kuruluşlardan, SDE'den çıkmış analizleri, analiz raporları da var hocanın. Bunları da internetten bulmak mümkün. Bir de şunu da hatırlatayım dedim. Hoca aynı zamanda ana dilde eğitimle ilgili muhtelif ülkelerdeki farklı uygulamalar üzerine de yaptığı, başka arkadaşlarla beraber yaptığı araştırmalar var. Başka daha kapsamlı bir çalışma da yayınlandı herhalde değil mi? Bir yerden Türk meselesini anayasal için yayınladık en son. Evet, bir de Diyarbakır Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın ana dilin kullanılmasıyla ilgili yaptıkları bir araştırma var. Dil Yarası, Türkçe ve Kürtçe yayınlandı. Bunu da internetten yine bulmak mümkün. Efendim, hocamız aynı zamanda Türkiye'nin yakın zamandaki tarihi barış süreci etrafındaki tarihi bir tecrübesinde de katkıda bulundu. Akla Adamlar Heyeti'nde İç Anadolu bölgesinde çalıştı. Müthiş bir tarihi tecrübeye de sahip oldu herhalde. Kendisinin evet, yaptığı çalışmalar, bu dışarıda yapılan yasal uğraşılar dışında. Bireysel tecrübeler de onlara tanıklık etmekte çok önemli. İnanılmaz herhalde. Bir gündü, evet. Yani sahada olmak ayrıca bir şey. Evet. Hem bu demokratikleşme reformlarını, bu barış süreci inisiyatifini geçmişiyle yakın dönemine kadar ve bir de bu akıllı adamlar heyetindeki tecrübelerinizi de bize aktarırsanız mevzunun hayatiyetini, boyutlarını hep birlikte konuşur, tartışırız diye istedik. Bir söz sizin. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, ben Dicle Üniversitesi'nde çalışıyorum. Anayasa doçentiyim ama zamanında dediği gibi daha çok siyaset teorisi üzerine çalışan ve Kürt meselesi üzerine çalışan bir akademisyenim. Doçentlik tezimde zaten Kürt meselesinin anayasa boyutuydu. Yani anayasa formülü iş nasıl çözülebilir bunun üzerine bir çalışma yapmıştım. İki buçuk aylık en son bir akil insanlar heyeti tecrübemizde vardı. O da epey benim açımdan son derece zenginleştirici bir husustu. Türkiye'deki insanlar genel olarak yaşadıkları dönemin ne kadar tarihi bir nitelik arz ettiğini fark etmeyebilirler. Yani içinde yaşadığımız dönemin tarihi bir dönem olduğuna bazen farkında varabiliriz. Ama biz gerçekten bir tarihi dönemden geçiyoruz bu dönemde yaşayan insanlar olarak. Türkiye'nin çok uzunca bir süre devam eden ve diğer bütün sorunlara da kaynaklık eden Kürt meselesinin çözüm sürecinin olduğu bir evredeyiz. Bir tarihi parantez var ve eğer biz bu süreci başarılı bir şekilde sona erdirirsek bu tarihi parantezi kapatmış olacağız ve tarihin daha iyi, Türkiye'deki bütün insanlar için daha iyi
ilerleyebilmesi konusunda önemli bir engeli, önemli bir eşiği atlamış olacağız. Tabii burada sorulması gereken ilk soru bu tarihi parantez nasıl açıldı? Yani Türkiye'de Kürt meselesi dediğimiz olgu nasıl başladı? Çok daha gerilere gitmek mümkün. Yani 1806'lara, 1848'lere kadar gitmek mümkün. Osmanlı'nın merkezileşmesiyle birlikte Kürt beylerinin Osmanlı merkezileşme, merkezleşen yapısına karşı başkalarına kadar götürmek de mümkün ama ben Türkiye'deki Kürt meselesinin çok büyük bir oranda Cumhuriyet'le birlikte başladığı kanısını taşıyorum. Bunun da önemli bir, en önemli nedeni Türkiye'nin farklılıklardan müteşekkil bir coğrafya ve bir tarihe sahip olmasına rağmen tek kimlikli bir devlet yaratma siyaseti olduğunu düşünüyorum. Bu Cumhuriyet'in tek bir kimlik üzerine dayanan yeni bir ulus devlet yaratma projesinin iki önemli kodu vardı. Bunlardan bir tanesi laiklik, bir diğeri ise milliyetçilikti. Laiklik tahmin edilebileceği gibi toplumun geri kalmasında ve Osmanlı'nın çökmesinde en büyük aminin dini olduğu. Dolayısıyla dinin kamusal alandan uzaklaştırılmasıyla birlikte devletin daha ilerleyeceğine olan imandan kaynaklanan bir düşünceydi. Ve bunun bir sonucu olarak da dini hayat devletin baskısı ve kontrolü altına alındı. Diğer taraftan ise milliyetçilik, din hareket noktası Osmanlı'nın çok farklı kültürlerden oluştuğu ve bu kültürlerin parçalanmayı beraberinde getirdiği, eğer tek bir kültür üzerine inşa edilen bir devlet oluşturulursa bunun birlik ve bütünlüğünün korunacağına dair düşünceydi. Bu milliyetçilik düşüncesi, dolayısıyla Türk etnik kimliğini hedef alan yepyeni bir ulus devlet yaratma projesi olarak Cumhuriyet karşımıza çıktı. Bu milliyetçi ilkenin iki önemli hedefi vardı. Bunlardan bir tanesi gayrimüslimlerdi, diğeri ise Türk olmayan Müslüman gruplardı. Gayrimüslimler aslında İttihat Terakki'nin 1910'dan başlayan bir siyasetiyle birlikte zaman içerisinde bu coğrafyada son derece sınırlı bir hale getirdiler. Yani bazen hukuki, bazen ise fiili yöntemlerle, örneğin 1914'ten başlayan 1942'lerde ve 1934'lerde Trakya'da Yahudi olayları, 42'de varlık vergisi, 55'te 6-7 Eylül olayları, 64'te mübadele vesaire gibi bazen hukuki bazen fiili yöntemlerle gayrimüslim nüfus burada sayıca az bir duruma indirildi. Daha doğrusu Cumhuriyet'e tehdit olma potansiyelinden arındırıldı. Son derece az bir kesim var ve bunlar artık Cumhuriyet'e herhangi bir şekilde bir tehdit içermiyorlar. Müslüman nüfusta ise, yani Türk olmayan Müslüman nüfusta ise şöyle bir farklı durum söz konusuydu. Özellikle Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen Müslüman gruplar, Cumhuriyet'in yeni kimlik anlayışına, daha doğrusu Türklük dairesi içerisinde yeni bir ulus devlet konseptine uygun davrandılar, bunu kabul ettiler, buna yönelik herhangi bir itiraz geliştirmediler çoğunlukla. Ama bu Türklük dairesi içerisine alınmaya en büyük itiraz Kürtlerden geldi. Bunun çeşitli sebepleri var elbette, tarihi olarak çeşitli sebepleri var. Yani 1500'lü yıllardan gelen bir Kürdistan algısının Kürtlerin kafasında olması, Kurtuluş Savaşı sırasında işte Kürtler ve Türklerin birlikte çalıştıklarına dair çeşitli hukuki belgelerin imzalanmış olması, 1919-1922 süreci içerisinde ki bütün kurucu kadronun bütün söylemlerinde yeni oluşturacak devletin işte bu iki kimliği tanıyacak bir devlet olduğuna dair ibarelerin olması vesaire gibi sebeplerle Kürtler Cumhuriyet'in bu tek kimlikli projesine itiraz ettiler. Tamamıyla başarısız oldu diyemeyin. Yani Kürtlerin de bir kısmı Cumhuriyet'in bu projesini benimsediler. Bir kısmı Türkleştiler, bir kısmı Türkleşmeseler bile Türklük dairesi içerisinde bulunmaya itiraz etmediler. Ama Kürtlerin daha fazla sayıda bir kısmı bu Türklük dairesi içerisinde yer almayı kabul etmediler. Zaten Kürt meselesi dediğimiz şey aslında Kürtlerin bu tüm kimliği Türk olarak adlandırılmayı, Türk kimliği üzerinden kendilerine yeni bir kimlik inşa edilmesini kabul etmemeleri, buna itiraz etmeleri üzerine gelişen bir sorundur. Bu sorun çeşitli şekillerde boy gösterdi. Yani 1925'te Şeyh Said isyanı oldu, 1930'da Ağrı isyanı oldu.
daha sonra birçok fazla sayıda isyan olarak nitelendirilen hareketler söz konusu oldu. Genelkurmay yıl kaynaklarında Cumhuriyet döneminde Kürtlerin 28 defa devlete karşı ayaklandıkları ve en son PKK ayaklanmasında 29. ayaklanma olduğu ifade edilir. Bunu çok doğru bulmam. Bu benim anlayışıma göre, benim bakış açıma göre aslında Cumhuriyet döneminde 3 tür ayaklanma vardır. İşte 24 ve 25 Şehzait, 30 Ağrı ve 84 PKK ayaklanması. Geri kalan ve ayaklanma olarak nitelendirilen hareketlerin çok büyük bir kısmı aslında devletin Kürtleri tedip etme, tenkil etme hareketlerinin bir ifadesidir. Ama bunu bir tedip ve tenkil hareketi olarak nitelendirmemiştir. Bir isyan olarak veya bir ayaklanma olarak nitelendirmiş. Bu devletin burada hem hukuki hem de fiili olarak bir baskı yönetimi kurmasını kolaylaştırmıştır. 1950-60 yılları arası Türkiye'de 1938'de Dersim olaylarının bastırılmasından sonra uzunca bir sükunet dönemi var. 1950-60 yılları arasında Demokrat Parti iktidarı döneminde daha ziyade bir suskunluk dönemi var. 60'lı yıllardan başlamak, 60'lı yılların ikinci yarısından başlayan bir hareket var. 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren dünyanın her yerinde işte solla ilişkin düşüncelerin gelişmesi, Kürt siyasi hareketlerinin bu sol içerisinde kendilerini tanımlamalarıyla birlikte 1970'li yıllarda özellikle Kürt hareketler tekrar piyasaya çıktı. 1970'li yılların sonuna geldiğinde örneğin çok fazla sayıda Kürt hareketinin olduğunu söylemek mümkün, çok fazla sayıda fraksiyonların olduğunu söylemek mümkün. 1980'de darbe gelince bütün hepsini bastırdığı gibi bu Kürt siyasal hareketlerini tamamen ortadan kaldırdı. Tek bir hareket ortada kaldı. PKK hareketi. Ve bu 1984 yılında itibaren bir silahlı mücadeleye başladılar. Bu silahlı mücadelenin geldiği aşamada sorunlu çözme yöntemleri sorunu daha da derinleştirdi. Ama PKK'nin öngördüğü gibi herhangi bir başarıyı elde etmeleri mümkün olmadı. Burada önemli bir soru şudur arkadaşlar. Peki ki 1900 aslında kuruluş tarihi 1974'lere kadar falan götürülebilir. Ankara'da, Tuzluçayır'da ilk görüşmelerin yapıldığı tarihe kadar götürülebilir ama resmi olarak kuruluşu 1978 yılındadır. Ve bu kurulduğu andan itibaren de kendisini Marksist, Leninist, Sosyalist bir yapılanma olarak ifade etmiştir. Burada temel soru şudur. Acaba nasıl oldu da hani Marksist, Leninist bir yapı Kürtler arasında bu kadar büyük bir toplumsal taban bulabildi? Çünkü Kürtlerin sosyolojisine baktığımızda buna tamamıyla ters düşen bir yapıda olduklarını söylemek mümkün. Çünkü Kürtlerin büyük bir kısmı mütedeyyin insanlar, bu fikirleriyle de herhangi bir fikri akrabaları olmayan insanlar. Nasıl oldu acaba PKK bu kadar büyük bir toplumsal taban buldu ve bir kitle hareketi haline geldi? Bence buradaki en önemli husus devletin özellikle 1990'lı yıllarda 89 lirasında bunu tam başlamada daha öncesine de götürülebilir ama 89'dan itibaren tamamen bir milli güvenlik siyaseti izlemeye karar vermesidir. Yani daha açık ifade edeyim. 1990 ve 95 yılları arasında devlet Kürtlere karşı bir devlet terörü uygulamıştır. Yani köy yakmalar, sokakta infaz etmeler, faillidir. Çünkü cinayetler, ev yakmalar, köy boşaltmalar vesaire. Tam rakamını bilmiyoruz ama ben şu anda yine göç üzerine bir çalışma yapıyorum. Göçle ilgili çok fazla sivil toplum kuruluşları var. Onlarla da görüşüyorum vesaire. Mesela ne kadar sayıda köyün yakıldığını resmi olarak bilmiyoruz. Ne kadar sayıda insanın göç ettiğini, o insanların nerelere göç ettiğini, daha sonra hangi ilişkilerin içerisinde girdiklerini bilmiyoruz. Ama korkunç bir travma var. Bazı rakamlar var var elimizde. Mesela göçler 3,5-4 milyon insanın zorla göçe tabi tutulduğunu söylüyor. Devletin Dünya Bankası'nın finansörlüğünde
Hacettepe Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışmada 1.200.000 insanın zorla göçe tabi tutulduğuna dair rakamlar var vesaire. Yani milyonlarca insanın göçe tabi tutulduğu bir siyasetten bahsediyoruz. Hukukun tamamıyla askıya alındığı bir siyasetten bahsediyoruz. Bu 90-95 yılları arasındaki devlet yönetimi da bence nitelememizde sakınca olmayan siyaset PKK'nın kitleselleşmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesiydi. Şimdi kitleselleşen bir hareketi iki şekilde mücadele edebilirsiniz. Bir tanesi onu devletin her zaman siyaset öngördüğü gibi işte ortadan kaldırarak, ortadan kaldırmayı düşünerek mücadele edebilirsiniz. Ya görüşerek mücadele edebilirsiniz. Her ikisinde devlet denemiştir. PKK ile ilk görüşme 1993 yılında Özal döneminde başlamıştır. Yani Özal, o dönemde Özal'ın Cumhurbaşkanı Demirel'in başbakan olduğu dönemde başlamıştır ilk görüşme. Çeşitli gazetecilerin aracılık ettiği, Talabani'nin de modere ettiği bir görüşmedir bu. Ve bu görüşmenin sonucunda ilk ateşkes 1993 yılında ilan edilmiştir. Daha sonra 1996 yılında Erbakan hükümeti tekrar bir görüşmeyi başlatmıştır. Erbakan hükümetinin yıkılmasından sonra 1998'de 97-98'de Dilek Genelkurmay adına hareket eden bazı görevliler PKK ile görüşmeye başlamıştır. 99'da biliyorsunuz Öcalan yakalanmıştır. 99-2005 yılları arasındaki süreç içerisinde Öcalan'la görüşenler daha ziyade askeri yetkililerdir ve askeri yetkililer üzerinden bu sorun çözülmeye başlamıştır. 2006'dan sonra ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Öcalan'la görüşmeye başladığını, Öcalan'ın kendi gümrüklerinden ve yazdıklarından, görüşme notlarından çıkartabiliyoruz. Bu süreçte iki önemli olay olmuştur. Bir tanesi Oslo görüşmeleri dediğimiz 2009'da başlayan görüşmelerdir. Bu görüşmelerde çok ayrıntılı noktalarda bir takım görüşmeler söz konusu olmuştur. Beş görüşme yapmıştır. Basından görebildiğiniz gibi 5 görüşme yapmıştır. Bu görüşmede devlet, PKK ve ikisine arabuluculuk eden bir başka devlet, muhtemelen İngiltere devletinin olduğu bir görüşmedir. 2009-2011 arasında yapılmıştır bu görüşmeler ama 2011 yılında sonra seçimlerden sonra bu süreç de ortadan kalkmış ve 2011-2013 arası çok kanlı bir süreç geçmiştir. Uluslararası Kriz Grubu'nun bu konuda bir raporu vardır. 2012 yılı 1999'dan beri Türkiye'nin yaşadığı en kanlı yıldır. Bu süreç içerisinde 1500-2000 insanın tahminen hayatını kaybettiği görüşülmektedir. 2011-2013 arasında aslında hem devlet hem de PKK bence bütün güçlerini ortaya koymuştur. Devletin amacı burada PKK'yı ortadan kaldırmak ve ortadan kaldırmak mümkün değilse bile en azından onu marjinal bir güç haline getirmektir. Bunun için işte hem dağda çok büyük bir operasyonlar yapılmıştır hem de şehirde PKK'nin işte şehir yapılanması denilen KCK operasyonuyla birlikte bütün işte eli kolu bağlamaya çalışmıştır. Buna mukabil PKK 2012'de bir halk ayaklanması, yani şeydeki gibi Arap Baharı'nda olduğu gibi arkasında silahlı gücü alan bir halk ayaklanması tertip etmeye çalışmıştır. Ancak bunu da başaramamıştır. 2013'e geldiğimizde, 2013 yılının başına geldiğimizde ortada şöyle bir tablo vardır. Devlet, 2 yıllık bu savaş sürecinde PKK'yı ortadan kaldıramamış veya küçük bir grup haline getirememiştir. Aksine etkinliği de artmıştır. Ama diğer taraftan PKK de halkı bir savaşa, bir işte kendilerinin söylediği demokratik kitle savaşına ikna edememiştir. Dolayısıyla ortada bir çözümsüzlük durumu vardır. 2013'te bu anlamda yeni bir süreç başlatılır. Sürecin başlamasına giden yol açlık grevleridir. Açlık grevleriyle işte Türkiye'nin çeşitli hapishanelerinde PKK mensupları açlık grevine girmişlerdir. Öcalan 60. günden sonra Öcalan devreye girmiştir. Öcalan'ın işte açlık grevimizin sona erdirmesinden sonra açlık grevi sona ermiştir. Bu yeni bir süreci başlatmıştır. Buradaki en önemli husus Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğinin bir kere daha test edilip onaylanmış olmasıdır. Yani
örgütü bu eylemi bitirin dediği andan itibaren bu eylem bitirmiştir. Ocak ayının, bu senenin Ocak ayının başında Başbakan ilk defa açık bir şekilde devletin sorunu çözmek için Öcalan ile görüşmeye başladığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini ifade etmiştir. Bu toplumda çok büyük bir reaksiyon görmemiştir ve sürecin kamuoyuna deklare edilmesi aslında olumlu bir intiba da bırakmıştır. Yani toplum bundan sert bir tepki göstermemiştir. Bu sürecin üç önemli aşamasının olduğu söylenir. Birincisi, silahlı çatışmayı durdurma ve sınır dışına çekilme. İkincisi, bir takım yasal düzenlemelerin yapılması ve üçüncüsü, normalleşme denilen tamamıyla silah bırakmanın, silahın terk edildiği bir dönem. Yani hem PKK kaynaklarından alınan bilgiler, hem devletin aktardığı bilgiler, Örneğin Adalet Bakanlığı bir televizyon programında çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Böyle bir planın ortada olduğunu bize gösterir. Üç aşamalı bir planın ortada olduğunu bize göstermektedir. İki tarafın ne yaptığına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. PKK önce ateşkes ilan etmiştir. 21 Mart'ta 8 Mayıs tarihinden itibaren de çekilme kararı almıştır. Ancak daha sonra devletin kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğinden bahisle çekilme kararını geri durdurmuştur. Devletin ne yaptığına bakıldığında, devlet burada operasyonları durdurmuştur. Yani askerlerin PKK'lilerle karşı karşıya gelmesini mümkün kılacak şekilde operasyonları durdurmuştur. İkincisi, bir akil insanlar heyetini ortaya koymuştur. Bu akil insanlar heyeti 7 bölgede çalıştı. Her heyetin 9 üyesi vardı. Ben de İç Anadolu bölgesinde 2 ay boyunca çalıştım ve 14 ili gezdik. Büyük bazı ilçelere gittik. Bunun iki önemli bence sonucu vardı. Daha doğrusu iki önemli kazanımı vardı. Bunlardan birincisi, bir kere Kürt meselesi ilk defa bu kadar toplumsallaştı. Yani bugüne kadar işte terör, çatışma, öldürme bağlamı içerisinde tartışılan bir meselenin salt bu olmadığı, bu işin bir hak, özgürlük, ekonomi boyutunun olduğu ilk defa gündeme geldi. Bölge çok politik bir bölge. Orada konuşulan her gün insanlar bu meseleyle yatıp kalkar. Ama Türkiye'nin diğer taraflarında böyle bir sorunun varlığından bir haber veya bu sorunun tamamıyla salt şiddet ekseninde gören çok geniş bir kitle var ve bu kitle ilk defa bu akıl insanlar heyetinin tartışmalarıyla görüştü. Şöyle bir karşı karşıya geldi. Şöyle bir durum vardı. Bunu herhangi bir siyasal parti yapamazdı. Yani diyelim ki SALT AKP, SALT CHP, SALT MHP bir toplantı düzenlediğinde sadece kendi destekçileri muhtemelen o toplantılara geleceklerdi. Ama akil insanlar heyeti dediğinizde hem o süreci destekleyenler hem karşı duranlar. Herkes toplantıya gelip o toplantıda kendi dertlerini, kendi bakış açılarını anlatma ve birbirleriyle karşılaşma imkanı buldular. Bir en önemli kazanı bu sürecin toplumsallaştırılması. İkincisi, bu akil insan heyetlerinin çalışması aynı zamanda bir demokrasi, toplam bir demokrasi talebini dile getirdiği meydanlar haline geldi. Mesela biz hiçbir şehirde Salt Kürt meselesini konuşmak durumunda kalmadık. Gittiğimiz her yerde insanlar hangi açıdan kendilerinin yaralanmış hissediyorlarsa ona dair taleplerini dile getirdiler. Yani o toplantılarda mesela başörtülüler geldiler, başörtüsü yasağından kaynaklanan zulmü dile getirdiler. Aleviler geldiler, gayrimüslimler geldiler, Çerkezler geldiler vesaire. Herkes sistem kendisini nereden yararlıyorsa ona ilişkin talepleri dile getirdiler. Dolayısıyla bu heyet çalışmaları saf bir Kürt meselesine ilişkin çalışma olmaktan çıktı. Aynı zamanda toplam bir demokratikleşme talebinin dile getirildiği bir çalışma haline geldi. İnsanlar birbirlerini mesela daha yakından tanıdılar. Konya ilginç bir deneyimdi benim için. Konya'da Cihanbeyli, Kulu, Yunak diye 3 ilçe var ve bu ilçelerin nüfuslarının çok ağırlıklı bir kısmı Kürtlerden oluşuyor. Mesela
Kulu'da 36 köy var. Bu 36 köyden 32 tanesi Kürt köyü. Biz Kulu'ya gittik. Belediye başkanı bizi çok iyi bir şekilde karşıladı. Makamına aldı. İşte tanıtıyor tabii kendi çalışma arkadaşlarını. Şeyi söylüyor. İşte benim bir tane yardımcım Türkmen'dir, bir tanesi de aşiretendir diyor. Allah Allah. Gidiyoruz çarşıya. Çarşıda şeye giriyoruz işte, lokantaya yemek yiyoruz. Ya işte hani nasıl problemler falan var mı konuşuyoruz. Yok diyor mesela lokanta sahibi amca. Ben diyor işte Tatarım ama şeyim nedir, komşum aşirettendir diyor. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyoruz. Bu aşiretten lafı, bir aşiretten lafı alıp gidiyor. Neyse şeye gittik. Toplantının yapılacağı salona gittik. Bir tanesi yine kalktı. Camiye'de yaptı bu toplantıyı. Çok geniş bir katılımla yapıldı. İki katlı bir iki merkezi tıkım tıkım olmuş. Bir tanesi kalktı, bir amca kalktı. Son derece iyi niyetli bir şekilde. Dedi ki yani bizim de aşiretten vatandaşlarla hiçbir problemimiz yok. Şimdi orada aşiretten kavramı Kürtleri tasnifi tanımlamak için kullanıyor. Yani Kürt dememek için aşiretten diyorlar. Bir tane adam kalktı. Ya kardeşim dedi, ya yeter artık ya dedi. 300 yıldır biz burada yaşıyoruz dedi. Ben karım ve çocuğumdan başka hiç kimsem yok, bir aşiretim yok benim dedi. Aşiretten falan da değilim. Ben Kürt'üm ya, yani bunu kabul etmek o kadar zor mu dedi. Şimdi böyle bir şey. Veya yine Cihanbeyli'de bir toplantı, salonun 1/3'lük kısmını işte gerek konuşmalarından, gerekse mesela giyimlerinden Kürtlerin oluşturduğunu gördüm. Ben de konuşmaya başlarken bir amca önce kalktı, dedi ki Allah size razı olsun, siz akıllı insanlar eğitimden çok büyük bir risk aldınız ama elinizi taşın altına soktunuz, siz çok değerlisiniz, arkanızda duruyoruz, sakın bundan dönmeyin, her türlü desteği size vermeye çalışırız diye bizi yüreklendiren bir konuşma yaptı. 65 yaşlarında amca falan. Neyse bizim heyetteki arkadaşlar konuştular, en son ben konuştum, ben de Kürtçe konuşmaya başladım. Salondaki çünkü birkaç teyze Kürtçe konuşuyor belli. Onları Kürtçe selamladım, 3-4 dakika Kürtçe konuştum. Bu işte Allah sizden razı olsun, sizin yanınızda izleyen amca kalktı, hoca hoca dedi, öyle Kürtçe konuşulmaz burada dedi. Tamam mı? ya dedim amca, yani senin hani Kürt kardeşinle bir problemin yoktu, hani o da senin kardeşindi. Ben şimdi burada İngilizce konuşsaydım bana bu tepki gösterecek miydin? Hayır, göstermeyecektin. İşte Kürt meselesi çok farklı şekillerde tanımlanabilir ama belki en önemli tanımlarından bir tanesi şudur. Kardeşiniz olarak nitelendirdiğiniz insanların diliyle konuşmaya tahammül edememe sorumludur. Sonra çıktı amca, ben hiç öyle düşünmemiştim. Yani gerçekten hani sen İngilizce konuşsaydın bu tepkiyi göstermeyecektin dedi. Bu çok ciddi dedi, yaraladı beni. O amcayla öyle bir muhabbet oldu. Yani dolayısıyla insanların birbirleriyle karşı karşıya geldikleri, tanıştıkları, kimliklerini açık bir şekilde ortaya koydukları bir yer oldu. Kırşehir toplantısı mesela çok ilginç bir toplantıydı orada da. İşte bebek katili Öcalan diye konuşan ile Sayın Öcalan diye konuşan iki kesimin birbiri araya gelip karşılıklı bir şekilde konuştukları bir ortam yaratıldı. O nedenle ben bu sürecin siyaseten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani toplumsallaştırılması konusunda son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve bu operasyonların durdurulması, akıl insanlar heyetinin dışında da üçüncü bir adım olarak en son bu demokratikleşme paketinin açıklanması söz konusu oldu. Bu demokratikleşme paketine ilişkin elbette birçok eksiklikler söz konusu olabilir. Birçok. Ama önemli olan burada bir demokratikleşme iradesinin kendisini göstermiş olması. Şimdi buradan sonra ne yapılabilir? Yani hızlanması için ne yapılabilir? Birçok kez şu söylendi size. Kamuoyunda da duyduğunuz işte süreç tıkandı, acaba çökecek vesaire. Ben bu tür süreçlerin iki önemli özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi bu tür süreçler doğaları gereği provokasyonlara açık süreçlerdir. Çünkü her çatışma kendisine ait bir iktidar haritası yaratır. Ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik her çaba o iktidar haritasını değiştirmek ister. Dolayısıyla çatışmanın sağladığı iktidarlığı kaybetmek istemeyenler bunu bir takım provokasyonlarla gerçekleştirebilirler. Provokasyonlar çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Yani devletin içerisinde olabilir,
örgütün içerisinde olabilir veya dış kaynaklı olabilir. Çünkü hepsinin iktidarını korumak için belirli gerekçeleri söz konusudur. Dolayısıyla bu süreç lineer bir çizgide ilerlemeyecektir. Sürekli iyiye doğru gideceğimiz bir süreç olmayacaktır. Bazen duraklamalar, bazen geri gelişler olacaktır. Bazen çok hızlı mesafe kaydedeceğiz, bazen uzunca süre duraklayacağız. Dünyadaki diğer tüm tecrübeler, yani bunu bize açık bir şekilde gösteriyor. O nedenle herhangi bir sorun olduğunda bunu işte sürecin çökmesi şeklinde algılayıp ümitsizliğe düşmemek lazım. Sürekli süreci desteklemek lazım. Birincisi bu. İkincisi, bence bu sürecin en önemli özelliği, halkın destek vermiş olmasıdır. Yani siyasi partiler her ne kadar işte iyi niyetli olurlarsa olsunlar, nihayetinde kendilerinin belli bir politika yürütebilmeleri halktan alacakları desteğe bağlıdır. Eğer bu sürece yönelik halk desteği olmasaydı, muhtemelen ne bu siyasete başlanırdı ne de başlansaydı bile yürütülebilirdi. Bizim İç Anadolu'daki gördüğümüz ve beni en çok memnun eden hususlardan bir tanesi, halkın artık hamaset yüklü sözlere çok fazla prim vermesi. Mesela bizim toplantılarımızda da işte siz vatanı satıyorsunuz, işte örgütle pazarlığa oturdunuz, efendim siz kim oluyorsunuz, biz gideriz Kandil'de 5 dakikada Kandil'i yerle bir ederiz, hepsini öldürürüz vesaire diyenler oluyordu. Ama buna karşı bir başka grup kalkıp, kardeşim 30 senedir bu yapılıyor, eğer yapılsaydı başarı elde edilseydi elde edilmiş olurdu deniliyordu. Yine halkın şunu gözlemlemek çok bence önemliydi. Son derece hayatın içinden gerekçelerle süreci meşrulaştırıyorlardı. Yani bu politikanın bu sorunun devam etmesi benim daha iyi okullara kavuşmama, daha iyi hastanelere kavuşmama engel, çocuklarıma daha iyi bir gelecek sağlamama engel. Ben kimseyle savaşmak istemiyorum. Buraya aktarılan kaynaklarında benim hayatımı kolaylaştıracak alanlara aktarılmasını istiyorum diye çok geniş bir kesim söz konusuydu. O nedenle halkın bu süreci desteklemesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncüsü belki onu söyleyip bitireyim. Bu süreçte yine şunu çok iyi biliyoruz. Kendi dinamiklerini yaratırlar. Yani zaman içerisinde bir sürece sahiplenme, partilerin ona yönelik olarak siyasetlerini yürütme konusunda onları zorlayıcı etken olabilir. Bir yıldır çatışma olmuyor. Bir yıldır kimse hayatını kaybetmiyor. Dolayısıyla mesela peki açısından baktığımızda tekrar insanların ölümüne sebebiyet verecek olan bir sürece başlama kararı vermek çok zor bir karar. Yani toplumu buna ikna etmek çok zor bir karar olacak. Aynı şekilde bu devlet içerisinde geçerli. Dolayısıyla bu süreci ne kadar uzun tutarsak daha farklı karşımdan bir yerin devreye gireceğini ve sürecin kendi içerisinde bir başarı şansını artacağını düşünüyorum. Seçimin gelecek olması, yani önümüzde bir seçim dönemi olmuş olmasını bazıları birer tehdit olarak algılıyorlar. İşte hükümetlerin daha milliyetçi politikalar isteyebilecekleri ve benzeri şeylerden hareketle, kaygılardan hareketle. Ben tamamıyla aksi düşünüyorum. Bence seçimlerin, 2014'te seçimlerin var olacak olması bir fırsat. Çünkü daha önceki dönemlerde de biliyoruz ki seçimlere giderken taraflar bir çatışmasızlık, yeni bir çatışmasızlık hali yaratmaya özel bir önem göstermektedir. Bugün ise açık ve resmi bir çatışmasızlık hali vardır. Dolayısıyla seçimler bu çatışmasızlık halinin uzamasını sağlayacaktır. Nisan ayına geldiğimizde biz bu sürecin yaklaşık 1,5 yıllık bir sürecini doldurmuş olacağız. Ben bunun toplum tarafından satın alındığını, toplum tarafından kabul edildiğini düşünüyorum. Sürecin herhangi bir şekilde kısa vade içerisinde bir akamete uğrayabileceği kanısında değilim. Çok teşekkürler. Gerçekten müthiş bir şey oldu. Tarihi süreç, resmi çok iyi. Bir de böyle ümit var, destekleyici şeyler söyleyince insan daha iyi hissediyor kendisini. Çünkü başka türlü ümitsizliğe düşürecek diye çok fazla olunca... Yani şöyle bir şey var, buna karşı müteyakkız olmamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde olumsuz şeyler olur. Ama mesela bazı gruplara, bazı medya organlarına baktığınızda bu olumsuz şeyleri alıp büyütmek ve onun üzerinden sürece dair bir olumsuzluk, bir umutsuzluk pompalamak hissinin çok olduğunu görüyorsunuz.
Oysa yani biz bu toplumda yaşıyoruz. Çok kanlı bir süreç içerisinden geçtik. Ve bu bir sene içerisinde bence azımsanmayacak bir başarı elde ettik. Geçen Selahattin Demirtaş'ın bir toplantısına, Diyarbakır'da bir toplantısına katıldım. Mesela basında bazı kalemlerin işte hiçbir şey yapılmadığı, süreç batıyor, süreç yok oluyor vesaire dediği, bir yıl boşa geçirildi dediği bir dönemde Demirtaş çok yaş için bir değerlendirme yaptı. Kardeşim dedi, elbette çok daha iyisi olabilirdi. Çok daha hızlı mesafe almış olabilirdi. Ama bu süreç içerisinde iki önemli şeyi başardık. Bir, hiçbir insan ölmedi. Bu başlı başına çok büyük bir değer ve çok büyük bir kazanımdır. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Ve iki, biz birbirimizi tanımaya başladık. Yani bu sürecin tarafları var. Tarafların neler istedikleri, işte hangi noktalara kadar esneyebilecekleri, hangi noktalarda tepki gösterebileceklerini vesaire. Biz devleti, devlet bizi daha iyi tanımaya başladı. Ve üç, daha derinlikli bir müzakerenin altyapısını oluşturduk. Yani işte nihayetinde 100 yıllık bir sorundan 30 yıldır iç savaş boyutuna varmış. İşte Genelkurmay'ın resmi söylemini biliyorsunuz, düşük yoğunluklu savaş dediği bir sorundan bahsediyoruz. Bugünden yarına çözülmez. Dolayısıyla bu bir yıllık süreç, bir yıllık süreç bence hani bazıları iddia ettiği gibi boşa harcanmış, kötü harcanmış bir süreç değil. İyi bir şekilde getirdik bu süreci. Bundan sonra bize düşen şey, bunu daha ileri bir noktaya taşımaktır. İnsanların ölmemesi süreci meşrulaştıran çok önemli bir unsurdur. Yani iki şeyin üzerinden meşruiyet sağlıyor bir süreç. Bir, insanlar savaştan bıkmışlar. Yani herkes bıkmış bu savaştan, çatışmadan bıkmışlar. Bu bıkkınlık bir meşruiyeti beraberinde getiriyor. Ve iki, insanların ölmemesi. Biz mesela şeydeyken, Akın İnsanlar Heyeti'ndeyken, işte bize siz vatanı satıyorsunuz, şu ediyorsunuz, bu ediyorsunuz diyenlere karşı sizin çareniz ne, öneriniz ne diye sorduğumuzda bize verdikleri herhangi bir cevap yoktu. Yani peki siz ne, bu sorunu nasıl çözelim? Eğer savaşarak çözelim diyorsanız bunun bir çözüm yolu olmadığını biliyoruz. Yani 30 yıllık tecrübe en çok açık bir şekilde gösterdi. Ama şu andaki örneğin 6 aylık, 8 aylık süreç içerisinde bunun çözüm sürecine girdiğine dair elimizde çok önemli veriler, doneler var. O halde bu yolu takip etmememizi gerektirecek hangi haklı, hangi meşru argümanınız olabilir diye sorduğumuzda ellerinde herhangi bir argüman yoktu. Bence o nedenle bu çatışmasız önlerin olmamasının çok değerli olduğunu teslim edip bunun üzerinden ilerlemek gerekiyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi güncele girmeden sorayım da, söyleyeyim de. Şimdi 70-80 arasında çoğulcu, güçlü bir Kürt hareketi vardı. Tekoşin, Rızgari, Ala Rızgari, Beş Parçacılar, Özgürlük Yolu. Üstü. Kuk. Evet. Mehdi Zanap, Diyarbakır Belediye Başkanı'ydı. Batman'da. Özgürlük Yolu 70 bin satıyordu. Siz ama dediniz ki, darbe geldi, bu Kürt örgütleri tasfiye oldu. Kürt örgütlerini o şiddetten uzak, demokratik mücadele eden, Kürt örgütlerini tasfiye eden PKK'dır. Ve silahla, şiddetle bunu tasfiye etti. Kemal Burkay diyor ki, eğer diyor PKK olmasaydı şu an Kürt hareketi çok daha güçlü olmuştu, çok daha iyi bir noktadaydı diyor. Bunu 78'de PKK kuruldu, 84 arası. Şunu sorarlar o zaman yani bunu diye. O zaman niye darbe onları tasfiye etti de PKK'yı hiçbir şey yapmadı? 78-84 arası hiç konuşulmuyor, üzerinde durulmuyor. Niye? İkinci sorum da şiddete çok meyyal bir Kürt gençliği var. Ben dil tarihi mezunuyum. Dil tarihi okudum, orada da gördüm. Bejan Matur'un yazısını astım diye beni de tehdit ettiler. Şivanperver'le ilgili bir yazı astım duvara, tehdit ettiler. Ben Kürt meselesine çok duyarlı birisiydim. Kendim gördüm Kürt gençlerini. Farklı düşünceler, tahammülleri yok. Çok kolay terörize ediyorlar toplumu. Siz bölgeyi biliyorsunuz. Bu Kürt gençliği, mesela Abdullah Hoca'nın da mı dinlemiyor bunlar? Ben çok merak ediyorum. Ne diyorsunuz bu Kürt gençliğiyle ilgili? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Birisi bu Kürt siyasetinin tek sesli hale gelmesiyle.
Haklısınız. 1978-1980 öncesinde çok sesli bir Kürt siyaseti vardı. Yani işte farklı ideolojik angajmanları olan Kürt hareketleri vardı. Kürtçe dergiler çok fazla sayıda satılıyordu. Kürt siyasi hareketi işte Batman'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da bağımsız belediye başkanı çıkartabilecek kadar ağırlıklı bir güce sahipti. Yani Burkaylar, Zanalar, hepsi o dönemin eseri. Şimdi iki şeyin olduğunu düşünüyorum tek sesli bir hale gelmesine Kürt siyasetinin. Bunlardan bir tanesinin neden PKK'ye 80'de bir şey olmadı dediniz? Çünkü PKK 80 öncesinde Suriye'ye çıktı. Yani darbeden hemen önce Suriye'ye çıktı ve Suriye'de konumlandı. Bütün örgütsel yapısını oraya götürdü. Bu konuda mesela 1978-80 şeyin kitabında, neydi bu, İsmet İmset'in kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatılır. İsmet İmset o 78-84'ü bir hazırlık devresi olarak, PKK'nin kendisini bir hazırlık devresi olarak gördüğünü söyler. Ama 78 ile 80 arasında 2 yıllık süreç içerisinde PKK şunu da yaptı. Kendisi dışındaki Kürt örgütlerle sindirme politikası da izledi. Yani silahlı mücadelelerin dışındaki Kürt sindirme mücadelesi de izledi. Dolayısıyla Kürt siyasetinin tek sesli bir hale gelmesinde PKK'nin şiddete başvuran yöntemlerinin çok büyük bir etkisi var. Bu birinci neden. İkinci neden, devletin izlediği politikadır. Ben şunu düşünüyorum. Devlet, Kürt siyasetinin çoğulculaşmasını istemedi. Ortada bir tek PKK'nin kalmasını istedi ve PKK ile tek başına mücadele etmesinin doğru olacağını düşündü. 1990'lı yıllarda mesela siyasi partiler kurulduğunda bütün siyasal partileri kapattı. Hepsini kapattı. Ne yaptı? Aslında orada verilen anlam şuydu. Siyaseten mücadele vermenizin bir anlamı yok. Çünkü eğer siyasi harekete izin vermiş olsaydı PKK'nın silah kullanma meşruiyeti daha fazla sorgulanırdı. Oysa devlet siyasi alanı kapatınca PKK şunu söyledi. Bakın siz siyaset dediniz, devlet size siyasete izin vermiyor. Benim silah kullanmamdan başka bir çarem yok dedi. Bu onu bir meşru politik haline getirdi. O nedenle tek sesleşmede sadece PKK'nin uyguladığı şiddet değil, devletin de aynı zamanda siyaseti bütün örgütleriyle bastırmasının çok büyük bir etkisi var. Hiçbir sivil toplum kuruluşuna izin vermedi. Hiçbir sivil örgüte izin vermedi. Siyasal partiye izin vermedi. Dolayısıyla PKK, Kürt haklarını savunan tek örgüt olarak ortada kaldı. Ve bu tek örgüt olması bir taraftan ona güç devşirirken bir taraftan onun toplumsallaşmasını sağladı. Bunu söyleyeyim. Şey olur mu? Yani Kemal Burkay, evet, Kemal Bey bunu sürekli söyler. Diğer PKK dışındaki Kürt siyasal hareketleri de bunu söylerler. PKK'nin Kürt taleplerini, Kürt haklarını kriminalize ettiğini, dolayısıyla siyasi alanı daralttığını, eğer PKK olmasaydı bu Kürtlerin çok daha iyi bir konuda olacağını söylerler. Bilemiyorum. Yani bunu bu şekilde okumak, tarihi bu şekilde yorumlamak manipülasyon yapmaktır. Yani bir takım tahminlerimizi söyleyebiliriz. Ben bu şekilde tartışmayı doğru bulmam. Yani peki olsaydı ne olur, olmasaydı ne olur bu şekilde tartışmayı doğru bulmam. Ben algılarım ve kabullerim üzerinden siyaset yapmayı daha doğru buluyorum. Şimdi Kürtlerin önemli bir kısmı eğer PKK olmasaydı biz bugün bu halimizde olmazdık şeklinde düşünüyorlarsa bu bir veridir. Ve bunu ele alıp buna göre siyaset üretmemiz gerekir. O nedenle hani olmasaydı ne olurdu şeklindeki bir algı üzerinden yapmak doğru değil. Kürt gençlerinin çok daha şiddete meyal olduğu öteden beri söylenen bir şey. Yani aslında Kürt politik figürlerine baktığınızda hepsinin söylediği şöyle bir şey var. Mesela herkes aslında 1970'te 78'de siyaset yapanlar da şunu söylüyorlar. Biz bu sorunu çözecek son kuşağız. Bizimle çözmezseniz bu sorun çözülmez diyorlar. 78'de mesela bunu yazanlar var. En son işte Fırat Anlı mesela bu şey hale getirdi. Çok popüler hale getirdi. Dedi ki Kürt gençleri işte biz son kuşağız. Biz ne çözerseniz çözmezseniz arkadan çok şey gelen bir kuşak var. Çok sert bir kuşak var. Onlarla bu sorunu çözemezsiniz dediler. Böyle kategorik bir Kürt gençliği olduğunu düşünmüyorum ben işin doğrusu.
farklı Türk gençlikleri ve farklı coğrafyalar olduğunu düşünüyorum. Mesela diyelim ki Pekiken'in çok güçlü olduğu Hakkari, efendim Şırnak, Cizre çevrelerinde evet çok sert bir gençlik. Yani talepleri şeyden daha Öcalan'ın taleplerine çok daha fazla olan çok sert bir gençlik var. Ama diğer tarafa geldikçe bu şiddetin şiddete meyalliğin daha azaldığını görebiliyoruz. Bunlar nasıl başa çıkabiliriz? Bence buna başa çıkmanın tek bir yolu var. Daha fazla demokratikleşerek. Yani onların şiddete başvurmadan da bütün taleplerini dile getirebilecekleri, bir takım siyasi kazanımlar elde edebilecekleri bir ortamı yaratarak. Bunu yaptığınız andan itibaren bu şiddet zaman içerisinde şey olur. Tabii bu şiddetin, mesela ben şeyde çalışıyorum, işte bu göçle ilgili çalışıyorum. Şimdi şunu görüyorum ben mesela. Bir doğrudan göçe maruz kalanlar var. Yani işte adamın köyü yakılmış, evi yakılmış, sabahleyin erkenden 5'ten askerler gelmişler, pılını pırtını topla git demişler. Bu böyle bir insanlar var. Bir de bu adamın göç hikayeleriyle büyüyen çocukları var. Yani ikinci yıl travma yaşayan çocukları var. Bu ikinci yıl travma yaşayanlar direkt göçe maruz kalanlardan çok daha sert oluyorlar. Yani bütün şeyi, bütün efendim duygusallıklarıyla, bütün işte kinleriyle çok daha sert bir hale gelebiliyorlar. O doğrudan göçe maruz kalmış olan insan, işte çok zor dönemler geçirdiğini, şu anda hayatta tutunmanın vermiş olduğu bir takım umutla belki biraz daha zaman içerisinde yumuşuyor ama onun çocuğu başına gelenlerin hepsinin devletin politikasından kaynaklandığından hareketle çok daha sert olabiliyor. Bu zaman içerisinde dediğim gibi ancak özgürlük alanlarının genişletilmesiyle yumuşatılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Ben hocam teşekkürler. Çok böyle iyimser de bir tablo çizdiniz aslında bölgeden yan birisi olarak. Yani keşke ben de sizin gibi düşünebilsem yani. Ben sizin gibi düşünmeyi istiyorum. Ama benim bu konuyla ilgili şöyle bir tereddütüm var. PKK gerçekten barış arayışında mı? Geçmiş yıllarda bunu birkaç kere yine denedim. Ben PKK'nın işte 2012'de, 2011'de ki bu kanlı süreçten bahsettiniz siz. Açıkçası PKK'nın geçmiş 93'te denediğini, yine 98'de Öcalan'ın yakalanması, 99'da Öcalan'ın yakalanması birlikte yine denediğini. Yani barış süreçlerini bir askeri politik olarak düşünüyorum. Yani askeri o açıdan köşeye sıkıştığı dönemlerde PKK bir barış süreci izliyor ve yeniden kendisini askeri açıdan güçlü hale, Kuzey Irak'taki bu kendisine olan o bölgeyi kullanarak askeri gücünü topluyor yeniden silahın etkisiyle bölgedeki insanların peşini takarak biraz da zorla. Bunu ben tekrar başlayacağı endişesini taşıyorum açıkça. Bunun göstergeleri de var. Eleman temini çalışmaları devam ediyor. Yine sürekli PKK'nın siyasi kanadı olan milletvekilleri parlamentoda hükümeti ve ülkeyi tehdit edici konuşmalarda bulunuyorlar. Sanki buna bir bahane arayışları varmış gibi. Ben de arkadaşa katılıyorum. Özellikle yeni nesil gençler, bu Türklerde de var bu aslında. Acayip bir milliyetçilik kaplarına dönmeye başladı. PKK eşittir, Kürtler olmaya başladı neredeyse. Bu sorun, yani biraz yorum aslında. Ben geleceği o kadar sizin parlak görmüyorum. Bu konuda ne düşüneceksiniz? Yani bir de ikinci konuda, PKK da artık bir totaliter bir şey. Az önce siz de söylediniz, PKK'nın içerisinde her savaş kendi ne ait bir iktidar haklısı yaratır dediniz. Bunun iyimser tarafa gitmeyeceğini düşünmenin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bir warlords diye bir şey var yani. Bunlar ne olur? Bunlar PKK aynı zamanda bir kriminal organizasyon. Müthiş bir para geliri var Avrupa'dan. Para gelirinin olmasının sebeplerinden bir tanesi de terörün devam etmesi, kanın akması. PKK bunu bıraktığı ölçüde para gelirinin azalacağını ve bu kaynaklardan warlordların eksik kalacağını düşünüyorum. Bunlar buna acaba ne derece milliler, bu
kaynaklardan mahrum kalmaya. Bu konudaki yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi bu sürecin mesela diğer süreçlerden farklı olduğunu düşünüyorum. Hani bu süreç başladığında peki ki sizin söylediğiniz gibi köşeye sıkıştırılmış falan değil mi? Hatta ne bileyim işte Şemdinli'de 3 ay, 2 ay boyunca direkt bir ilçenin tamamını etkileyecek derece savaş yürütebilecek bir güce sahipti. Bir şehirlere daha çok da evet. Alandan, araziden, arazideki... Ama nihayetinde mesela ciddi bir, yani herhangi bir sıkışmışlık durumu söz konusu değildi. Ben burada bir sıkışmışlıktan kaynaklı bir tercih olduğu kanaatinde değilim. Bence burada direkt bir stratejik tercih var. Yani bu siyasetin, Öcalan'ın çok ciddi bir stratejik tercihi var. 21 Mart'taki işte o ünlü söylerinde şunu söylüyor. Diyor ki bizim geçmişte silaha başvurmamızın sebebi başka herhangi bir imkanımızın olmamasıydı. Oysa bugünün dünyasında silaha başvurmadan da siyasi taleplerimizi kazanabileceğimiz bir alan var, bir imkan var. O nedenle bu mücadele çok daha bir mücadeledir. Buna göre kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. O nedenle yani benim birinci tespitim herhangi bir sıkışmışlıktan kaynaklı bir barış süreci başlamadı aslında. Yine Diyarbakır'da mesela bu açlık grevlerinin olduğu dönemde Kürt kentleri, size çok açık söyleyeyim, patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Akşam Diyarbakır'a girdiğinizde işte İrlanda filmlerini hatırlatır bir şekilde. Saat akşam 6'dan sonra karanlık çöker çökmez. Her tarafta tabaklar, çanaklar, korkmuş bir gürültü, sokağa inen çocuklar, efendim ateş yakan çocuklar vesaire gibi bir durum vardı. Yani istese peki ki onu çok rahatlıkla mobilize edebilecek bir durum vardı. Yani hiç böyle sıkıştırmışlık bir halinden bahsetmiyorum. Ha devlet buna başa çıkamadı, çıkabilirdi. Sert bir şekilde üstüne giderdi. Bu pekiyenin daha fazla toplumsallaşmasını sağlardı bana göre. Dolayısıyla birinci tespitim benim bir sıkışmadan kaynaklı bir barış süreci değil. Bu bence stratejik bir tercihten bahsediyorum. İki, elbette pekiyenin kriminal bir tarafı var ve elbette ki bu savaşın kirli tarafının getirmiş olduğu ciddi bir rant var. Bu rantın dönüşümü veya bu ranta mahrum kalmak ciddi bir sorun yaratır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. PKK'yı asıl güçlü kılan şey, onun işte silahlı güçleri, 5000 tane silahlı elemanı veya bu kriminal ilişkileri değil. Onu asıl güçlü kılan şey toplumsal tabanı. Eğer bu toplumsal taban barışı istiyor ise, bu toplumsal tabana rağmen ben savaşa devam ediyorum deme şansı ortadan yok. Böyle bir imkanı sürdüremez. Şunu size söyleyeyim, yarın ertesi gün seçim yapılacak çok büyük bir ihtimalle işte benim şu an şimdiki tabloya göre yerel yönetimlerde ana muhalefet partisi BDP olacak. Yani işte 3 tane Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir ihtimalle BDP kazanacak. Diyarbakır, Mardin ve Van gibi. Ondan sonra belediye sayısının artırması söz konusu olacak. Böyle bir siyasi kazanma elde edildiği bir tablo. Diğer taraftan eğer hükümet bu süreç içerisinde demokratik bir takım adımlar atarsa, mesela TDK yasasını değiştirirse, değil mi? Ve demokrasiyi tahkim ederse, ne yapacak o zaman? Buna rağmen ben savaşmaya devam ediyorum diyebilecek mi? Yani toplum da nasıl bir tepki verecek? O nedenle savaş iradesi artık sadece hani PKK ben savaşmak istiyorum dediği anda olacak bir şey değil. Bu karşılıklı bir şey. Siz demokrasinin işte alanını açtığınız andan itibaren onun tercihini de belirlemiş hale geliyorsunuz. O nedenle hani benim ümit var olmam bu. Ben hani ruhen de liberal bir iyimserim, her zaman liberal bir iyimserim, o konuda herhangi bir sıkıntım yok ama elindeki verilere baktığımda da bu iyimserliğini destekleyecek bir takım donelerin olduğunu görüyorum. Bu süreç mesela çatışma riskini taşıyan çeşitli bariyerler atlattı. Sürecin hemen başında ne oldu mesela? Sürecin hemen başında 3 tane kadın öldürüldü Paris'te. Sonra Lice'de bir genç çocuk öldürüldü. En son işte Yüksekova'da 3 kişi öldürüldü. Bunlar henüz çok ciddi provokasyonlar. Tarafların da teşhis ettiği üzere. Aslında insanlara yapmak istenen şuydu. Yani şu denemek istiyor insanlar, Kürtlere,
kardeşim bakın bu barış süreci falan bahsediyorsunuz ama bu barış süreci de size sürekli ölüm getiriyor. Bu algının yerleşmesine yönelik bir takım provokatif eylemlerdi. Ama buna rağmen süreç devam etti. Sürecin devamı yönünde irade ortaya koydu. O nedenle benim kanaatim, hani PKK taktik olarak geri çekilmiştir, güç toplayacaktır, güç topladıktan sonra tekrar savaşmaya başlayacaktır şeklindeki bir okumanın burada çok işlemeyeceğini düşünüyorum. Burada aynı zamanda devletin tercihlerini de belirleyici olacak kanaatim. Hocam. Hocam, insanlardan birkaç tanesinden şöyle bir şey duyduk. Yani süreç ne diye soruyorlardı akıl insanlara ve onlar biliyoruz diyorlardı. Hani siz biliyor musunuz sürecin nereye gittiğini? Çünkü Saddam örneği var önümüzde. Kuzey Iraklı Kürtler Saddam'dan çok şeyler aldılar yani. Bugün Türkiye'deki Kürtlerin sahip olmadığı şeyler aldılar. Ana dilleri, anayasaya yazıldı, özellik aldılar. Ama Irak'a demokrasi gelmediği için sonuçta bu onların aleyhine döndü yani. Bir Halepçe yaşadılar. Ondan sonra yıllarca sıkıntı yaşadılar. Şu anda da ben bir Kuzey Iraklı Kürt'ün hayattan niye çok memnun olması gerektiğini bilmiyorum. Çünkü iki tane savaş ordu var orada. Birini Cumhurbaşkanı yaptılar, birini bölgesel başbakan yaptılar. Öyle devam ediyor yani. Demokrasinin falan geldiği yok Kuzey Irak'a. Acaba hani süreç bizi böyle bir yere doğru mu götürüyor? Yani Güneydoğu Anadolu'yu PKK alacak, işte seçimlerde PKK, BDP, KCK her neyse seçimleri kazanacak. KCK'nın sözleşmesi yani Kuzey Kore Anayasası gibi, yani Güneydoğu Anadolu'da bir Kuzey Kore kurar bu KCK sözleşmesiyle, bu PKK, bu BDP. Yani böyle bir yere doğru gidiliyor mu acaba? Hani Evren Uslu'nun da, Önder Aydaş'ın da iddiaları çerçevesinde bir şey yapabilir misin? Süreç nereye gidiyor? Bu süreç Güneydoğu'da özellik değil, bağımsızlık da getirebilir. Bunun bir Kürt'ün hayatını daha kolaylaştıracağını değil, zorlaştıracağını düşünüyorum ben hocam. Emre'yle ben çok tartıştım. Yani gazete köşelerine de yazsayan tartışmalarımız oldu Emre Uslu'yla. Şunu söyleyeyim, Emre'nin söylediği hiçbir şey çıkmadı. En başta onu söyleyeyim yani. 2011'de, 2012'de onunla işte gazete köşelerinde de çok tartışıyordu. Bu süreçte peki ki sonbaharı bulmadan bitecek, ilkbaharı çıkmadan ortadan kalkacak diye çok yazılar vardı Emre'nin. Demokratikleşmeye gerek yok, bununla birlikte süreci devam ettirelim vesaire. Epey yazılar yazdı ama söyledikleri hiçbirisi çıkmadı. O Emre'ye ilişkin olarak onu söyleyeyim. Kuzey Irak tabiri artık kulak tırmalayacaklar. Orası Kürdistan bölgesel yönetimi. Yani Irak Anayasası'nda da Kürdistan diyorsa bizim Kuzey Irak demeye ısrar etmemizin bir manası yok. Orası Kürdistan. Kürdistan'a ilişkin bilgilerimizi paylaşmıyorum. Yani orada Talabani ve Barzani dediğimiz insanları Kürtler birer savaş ordu olarak bakmıyorlar. Onlar kendi kazanımlarını sağlar, ulusal önderler olarak bakıyorlar. Barzani ailesinin bugüne kadar bu mücadele içerisinde 10.000 tane ferdinin hayatını kaybettiğini söyleniyor. Burası da çok ciddi bir saygınlığı var. Ve bu saygınlık sadece Kürdistan bölgesindeki yani Irak Kürdistan'ındaki Kürtler için değil. Kürdistan'ın diğer taraflarında, Türkiye Kürdistan'ında, Suriye Kürdistan'da, İran Kürdistan'da da Kürtler saygı duyuyorlar. Yani. O nedenle hani savaş doğrudu olarak nitelendirilebileceğiz. Keza Talabani de öyle. Kürdistan'da demokrasi yok ifadesi de çok ağır ve abartılı bir ifade. Bakın Kürdistan'da iki dönemdir seçimler yapılıyor. Seçimlerin adil ve bağımsız bir şekilde yapıldığından dolayı uluslararası hiçbir kurumun eleştirel bir tarafı yok. Dahasını söyleyeyim, iki büyük parti vardı. İşte Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği. Talabani Kürdistan Yurtseverler Birliği'yle Barzani Kürdistan Demokrat Partisi. Ama Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden ayrılan Goran diye bir hareket, yani değişim diye bir hareket, son seçimlerde ikinci parti haline geldi. Demokrasi yoksa, parlamenter bir rejim yoksa böyle bir siyasal hareket nasıl doğabilir, nasıl ikinci bir parti haline girebilir? O nedenle hani Kürdistan'da hiçbir şey yok. Hayatlarından neden memnun olsunlar? Hayat 80'lerden bahsediyorum. Yani Saddam onlara özellik verdi.
Anayasa o şey var. Ara dillerini verdi ama... Tabii şimdi onun bağlamı için içerisinde değerlendirmek lazım. O sizin söylediğiniz özellik yasası 1974'teydi. Şeydeki anayasada tanındı. Ama bu Saddam Hüseyin'in son derece taktik bir adımdı. İhselleştirilmiş bir şey değildi. Daha sonra bunu hemen ortadan kaldırdı. Nitekim arkasından hemen İran-Irak savaşı başladı. Dolayısıyla orada çok daha farklı bir bağlam var. Güneydoğu'ya gelince, Güneydoğu'da da şöyle bir durum yok ortada. Yani işte PKK'nin tek başına hakim olduğu bir kamusal alandan bahsetmiyoruz. Bakın bugün işte Güneydoğu'da evet BDP önemli bir oy alıyor ama onun karşısında AKP de önemli bir oy alıyor. Anlatabildim mi? Yani hatta toplamı totali ele alacak olursanız AKP'nin oy oranı BDP'den daha yüksek bir hale geliyor. O yüzden hani orayı Kürtlere, şeye, KCK'ya teslim ettik. Onlar kendi yapılarını oluşturacaklar diye bir durum yok. Bu sorun çözülürse ne olur? Bu sorun çözülürse Kürt siyasetinde zaten şu anda başlamaya, oluşmaya başlayan çoğunluk daha güçlü bir hale gelir. Şu anda Kürt siyasetinde AKPAR var. KADEP var. Direkt Barzani'ye yakınlığını gizlemeyen yeni bir siyasal hareket oluşmaya başlıyor KDP diye. O oluşmaya başlıyor. Eğer Hüdapar. Silah, efendim? Hüdapar var, Azadi İnisiyatifi var. Dolayısıyla tek bir şey, tek bir yapılı durum söz konusu değil orada. Silah, PKK'nin silahı ortadan kalkarsa, yani PKK normal bir siyasal hareket haline dönüşürse, bu daha şey bir hale gelir, daha güçlü bir hale gelir. Şunu da size söyleyeyim. KCK'nın toplumsal modelinin Kuzey Kore Anayasası'ndan daha hani totaliter bir yapı içerdiği konusunda sizinle hemfikirim. O yapı, o anayasa ne dünya ile uyum gösterebilen bir anayasa ne de Kürt sosyolojisine uygun bir anayasa. Çünkü Kürtler orta sınıfa yaşamaya çalışan, dolayısıyla daha fazla özgürlük talep eden, hem ekonomik hem siyasi hayatta daha fazla özgürlük talep eden bir sosyolojiye sahipler. Siz bu sosyolojiyi o KCK anayasası ile yönetemezsiniz. Yani Kürtler Kemalist diktatörlüklere karşı 80 yılda mücadele ettiler. Bundan sonra başka bir diktatörlüğe karşı şey yapmazlar. Yani bunu kabul etmezler. O nedenle bundan korkmaya gerek yok. Yani Kürt siyasal hareketi şey oldukça, çeşitlendikçe PKK'de normal bir siyasal parti haline gelecek ve onlar da halkı ikna etmeye çalışacaklar. Bakın belediyeler 1999'da bu siyasal hareket ilk belediyelerini kazandı. Yani ilk belediye seçimi 1999'da kazanmaya başladılar. Bugüne kadar yaptıklarına baktığınızda diğer belediyelerden çok daha farklı bir şey yapmıyorlar onlar da. Anlatabildim değil mi? Yani İngilizlerin o sözü çok hoş bir sözdür. Taç giyen baş akıllanır. Yani siz şu anda işte kendinize yeni, yepyeni dünyalar yaratabilirsiniz ama yarın ertesi gün yönetim sorumluluğu üzerinize gelince gerçeklerle karşı karşıya kalırsınız. O nedenle ben ondan herhangi bir endişe duymuyorum. Yani işte bir diktatörlük olacak, orada hiçbir hak, özgürlük ortadan kalkmayacak şeklindeki bir endişeyi paylaşmıyorum şimdi doğrusu. Orada daha demokratik bir yapılanmanın olması gerektiği altyapı olduğunu düşünüyorum. Emin oldum. Bir tane süreç nedir? Ne yapılıyor şu anda ve ne yapılacak? Bir bildiğiniz varsa biraz da ondan bahsedersiniz. Yani başta da söyledim. Aslında sürecin 3 aşaması vardı. Bunlardan birincisi silahlı çatışmaların durdurulması ve silahlı grupların ülke dışına çıkarılmasıydı. İkincisi anayasal, demokratik hukuki düzenlemelerin yapılması ve üçüncüsü en son aşamada PKK'nin normalleşmesi yani normal bir siyasi yapıya dönüşmesiydi. Süreç dediğimiz şey bunlardan ibaret. Şimdi bu süreç içerisinde başta bir takım sorunlar vardı. Mesela bir muhatap sorunu vardı. Kimi muhatap alacağız? Bu muhataplık sorunu aşıldı bana göre. Yani muhatabın işte Öcalan olduğu açık bir şekilde ortada. Gidip Öcalan'la görüşülüyor, milletvekilleri gidip görüşüyorlar. Ondan aldıkları talimatları kampine götürüyorlar. Kampiyonuza göre tekrar geliyorlar. Aynı milletvekilleri hükümetle de irtibat halindeler. Yine Öcalan ile devlet yetkililerini görüşünü düşünüyoruz. Burada bir muhataplık sorunu artık ortadan yok. Süreç açısından sıkıntılı olan sorun şu, bir zamanlama sorunu var. Daha doğrusu bir timing problemi var. Yani PKK çok hızlı adım atılmasını istiyor ve bu atılan adımlardan da kendi hanesine yayılmasını talep ediyor. Buna mukabil hükümet daha zamana yayarak
ve kendisi için daha az tehlike teşkil edecek bir dönemde bu adımları atmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla bir işte mesela kaçıncı aşamada mıyız, ikinci aşamada mıyız, üçüncü aşamada mıyız şeklindeki tartışmaların kaynağı da bu zamanlama probleminden kaynaklanan bir tartışma. Bunlar olur mu? Olur. Bunlar normal bir şeydir. Yani bu tartışmalar, bu uzlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Önemli olan bunları giderebilecek alternatifleri her zaman hazır tutmaktır. Şu ana kadar süreç dediğim gibi çok şekilde provokasyona karşı karşıya geldi ama bunlara şey yapacak, nedir ismi, bunları boşa çıkaracak adımları ve alternatifleri hazırlamasını bildirim. Evet, ne kadar çok soru var. Pınar Hanım daha önce kaldırdı, biliyorum. Hocam ben şeyi soracaktım, ben Diyarbakır'da program mahiyetiyle geldiğimde böyle aslında gerçekten buradan hiçbir şey anlaşılmadığını fark etmiştim. Oraya gelince farklı bir ortam oldu, farklı bir deneyim oldu. Ve eski tanıdığım arkadaşlarımdan, Kürt ve Zaza arkadaşlarımdan da mütevellit böyle bir soru soracağım. Yani Zazaların durumu ne ya? Kürtlerin Zazalara, Zazaların Kürtlere bakışı gerçekten bu kadar katı mı bilir? Çünkü tanıdığım iki çevrede birbirlerine karşı çok katılar. Yani böyle bu askerdanlar tecrübesinde de genelde siz o bölgede değildiniz ama diğer bölgelerle de iletişim halinde olduğu için o bölgeden geldiğiniz için söylüyorum. Yani birbirlerinin bakış açıları ne? Onların arasındaki bu çatışma, daha doğrusu şey, bu sert birbirlerinin sert durumu nereden geliyor? Yani çok sert bir durum olduğunu düşünüyorum toplumsal tabanda. Yani bu okuyan, yazan kesimlerde bir takım sertlikler, ideolojik planda söz konusu olabilir ama toplumsal tabanda çok ciddi bir sertlik olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir durum var. Özellikle belediyeler, Zazalar ile Kürtleri ayrıştıran bir siyaset izlemeye çalışıyor. Yani Kürtler ayrı, Zazalar ayrı. Zazaca Kürtçeden farklı bir dil, Zazalar Kürtlerden ayrı bir millet şeklinde bir şey yapmaya, yani bir siyaset izledi. Bu son dönemlerde bu siyaseti daha yoğun bir şekilde vurguladığını görüyoruz. Buna mukabil yani toplumsal tabanda Zazaların çok önemli bir kısmı kendilerini Kürt kabul ediyorlar. PKK hareketi içerisinde ki işte yönetici konumunda olanların da çok önemli bir kısmı aslında Zazalar yani Zazaca, Mülki dediğimiz Zazaca konuşuyorlar. BDP hareketi içerisinde de aynı şekilde böyle bir durum var. Yani bu işte sizin arkadaşlarınızdaki kadar sert bir mücadele toplumsal tabanda yok. Yani öyle bir toplumsal tabanda yok. Ama şey tabii yani bir Zazacılığa yönelik bir hareketin de başladığını görebiliyoruz. Mesela aslında devlet de buna müdahil oldu. Şimdi devletin iki üniversitesi var. Mardin Artuklu Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi. Sırkan Üniversitesi. Mardin Artuklu Üniversitesi Zazaların Kürt olduğunu ve Zazacan'ın da Kürtçeli bir lehçesi olduğunu savunan, kurumsal olarak bunu savunan bir üniversite. Buna mukabil Bingöl Üniversitesi Zazaların Kürtlerden ayrı bir millet olduğunu ve Zazacan'ın da Kürtçeden ayrı bir dil olduğunu savunan bir mücadele. Yani dolayısıyla bu işin de akademik tartışma tarafı da var. Bir bu dağ çıkışların görüşlerden sonra devam ettiğini hatta arttığını kamuoyunda basında duyuyoruz. Evet. Bu yani abartı mıdır, gerçekliği var mıdır? Bu ikinci soru Paris'te öldürülen üç kadınla ilgili mesaj neydi, kime verildi, PKK bunu nasıl okudu, bunu Cumhuriyet Devleti ile ilişkilendirildi mi yoksa Avrupa'nın bir operasyon olarak mı algılandı? Bir başka sorun çok önemli. Şimdi bu son zamanlarda PKK'dan kaçıp gelen diye böyle haberlerde şey duyuyoruz. Yani bunlar gerçekten şey midir, kaçıp gelendir yoksa bir isim altı zaten yani PKK'nın üyelerinin yavaş yavaş Türkiye'ye dönüşünün bir başka isim altında. Valla yani öyleyse iyi bir şey. Yani öyleyse o konuda çok şey. Önce bu dağ çıkışlar, evet dağ çıkışlar tamamıyla durmuş değil. Dağ çıkışların olduğuna dair ben de çevremden bazı bilgiler alıyorum. Ama basında telaffuz edilen rakamların çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani işte 2500 kişi çıktı, 3000 kişi çıktı şeklindeki rakamların çok abartılı olduğunu
da düşünüyorum. Çünkü yani bu mobil bir hareket ve bunun bir istihap haddi var. İşte 2500, Pekin'in şu ana kadar genelde Pekin üzerine çalışanlar şunu söylüyorlar. Pekin'e genelde en fazla dağda 5000 ile 6000 arasında eleman bulunduruyor. Bunun sebebi de bunları koordine etmek ve mobilizasyonunu en iyi şekilde, optimal bir şekilde sağlamak. Şimdi 2500 kişi diyorsanız bu Pekin'in hareketinin yarısı demek. Bu korkunç bir rakam. O nedenle bu rakamlara çok fazla itibar etmemek lazım. İkincisi bu Paris cinayetinin şöyle provokatif bir etkisi vardı. Eğer bu cinayetler hani devlet tarafından işlenen cinayetler bir şekilde bir algı oluşsaydı, Ocak ayında işlendi çünkü bu bilet bir sürecin hemen başındaydı. O zaman süreç daha başlamadan çok ciddi bir akamete uğrardı. Ama provokasyonların şöyle bir doğası var. Eğer tarafların her ikisi de yapılan bir eylemi provokasyon olarak nitelendiriyorsa, yani provokasyon açığa çıkmışsa provokasyon etkisini kaybeder. Bu olayın başında her iki tarafta bu provokasyon olarak nitelendirdi. Ve ikincisi eğer taraflar bu provokasyonu aşacak iradeyi, provokasyonu aşacak iradeyi göstermişlerse yine provokasyon sonuç elde etmez. Paris'te hemen başında taraflar bunun bir provokasyon olduğunu söylediler ve buna rağmen süreci devam ettireceklerini söylediler. Dolayısıyla orada o süreç başarıya ulaşmadı. Peki neden? Kimdi yani? Kim olarak Allah'ın? Bunu yapan taraf kimdi? Bir, yani bir kişi tutuk yakalandı. Kişi olarak evet, aslında güç olarak. Yani tam bir adres tespiti yapmak mümkün değil. Kimin tarafından bunun yapıldığını söyleyeyim. Çeşitli iddialar var burada. İşte kimisi para evet bir olan paradan kaynaklı. Yani işte PKK'nın içerisindeki paradan kaynaklı bir sorun, bir hesaplaşma olduğu söylendi. İkincisi işte PKK içerisinde bu şeye müzakere sürecine veya işte başka yeni sürece karşıt olan grupların bu süreci böyle bir cinayet işleterek aslında süreci boşa çıkartma çabası. Üçüncüsü devletin içerisinde işte bazı grupların yaptıklarına dair iddialar vardı ama kesin bir sonuç yani şu yaptı diyebileceğimiz bir sonuç. Ya. Onlar da söyledi. Yani birçok işte Avrupa ülkelerinin hani bunda müdahil olabilecekleri çok korumaklı bir sahada bu cinayeti gerçekleştirdi. Paris'teki Kürt Enstitüsü'nde işte oraya girmek için efendim çeşitli kameralardan geçirmek gerektiğini vesaire şunlar bunlar hepsi söylendi ama dediğim gibi tam bir hani adres tespiti veya kimlik tespiti burada söz konusu olmadı. Benim için önemli olan bunun taraflar açısından yani provokasyon olarak değerlendirilmesi ve buna rağmen devam etmesiydi. Aynı şekilde mesela Gever'deki olay, Yüksekova'daki son dönemdeki olay da mesela çok ciddi manada süreci tahribata sokabilecek bir durum. İşte orada kitlerin üzerine ateş açılması, iki kişinin ölmesi, daha sonra bir kişinin daha cenaze töreninde bir kişinin yaralanıp ölmesi vesaire. Şu bunlar yani hepsi dediğim gibi bu süreç içerisinde maalesef karşılaştığımız insanlarımızın hayatlarını kaybettiği süreçler. Ama eğer taraflar bunu dediğim gibi provokasyon olarak görebiliyor ve buna rağmen devam etme iradesi gösteriyorsa o zaman bunu aşmak mümkün olabilir. Peki gelenler konusunda son geçen gün bir yerde okudum. Son iki ay içerisinde toplam 66 kişi PKK'den işte kaçarak Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Yani bu rakamlar devlet tarafından verilen rakamlar, gazetelere yansıyan rakamlar. Bu kişilerin hani gerçekten PKK'den kaçarak mı yani geldikleri yoksa... Ben söyleyebilir miyim? Genelde şöyle oluyor onlar. Zamanında PKK'nın desteklemek amaçlı giden bir ekip var, bu Mahmur Kamp grubu var. Sonra PKK'dan çok önceden kopmuş olanlar var. Onlar ailelerine geri dönmek istiyor. Güzel yerde yaşıyor bunlar, hayat bulmuşlar kendilerine. Tekrar geri dönme yöntemlerinden bir tanesi işte irtibat kurular aileyle, sınırda teslim oluyorlar. Sorgulanıyorlar, serbest bırakıyorlar. Yani pişmanlık yasından faydalanma almıştı. Bunda devlet bu şekilde... Direkt şeyin geçiyor. Sosyal hayatta yaşıyoruz. Bunun %50'sinden fazlası o şekilde yani. Çok olmazsa, bu son olaylarla da beraber çağrışımlar yapılırken kaçak operasyonları şöyle iptal edildi. Hükümet bunu istemiyordu ama işte diğer çevrenin şeyiyle bu hükümete rağmen yapılan operasyonlar. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Vallahi. Tabii şöyle değerlendirmek lazım. Yani hukuki ve siyasi açıdan sorumlu tutulacak olan hükümettir. Yani nihayetinde icranın başındaki olan hükümettir. Dolayısıyla
bunun sorumluluğu da üstlenmesi gereken hükümettir. Kürt siyasal hareketinin de işte sözcülerine baktığımızda bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Yani biz bunun işte cemaat tarafından mı, hükümetin kendisi tarafından mı yapıldığına bakmayız ama sorumlu olarak biz hükümeti tutarız diyorlar. Cemaat açısından şöyle bir durum var. Kürtlerin bunu geçen gün bir televizyon programında Cemal Uşak'la konuştuğumda kendisine de söyledim. Kürtlerin önemli bir kısmındaki algı cemaatin bu sürecin karşısında durduğu ve barış sürecinin karşısında durduğu ve bu şeyde de nedir? KCK operasyonlarının çok büyük bir kısmının cemaate yakın yargı ve emniyet mensupları tarafından gerçekleştirildiği algısı. Böyle bir algı var Kürtlerde. Nitekim işte bizim televizyon programımıza katılan Zübeyir Aydar, KCK'nın Avrupa sorumlusu telefonla katıldı. O da açık bir şekilde bunu söyledi. Yani biz dedi cemaatin sürecinin karşısında yer aldığını düşünüyoruz. Operasyonların büyük bir kısmının da cemaat mensupları tarafından gerçekleştirildiğine dair elimizde bilgi var dedi. Cemal Bey buna şöyle itiraz etti. Bu sizin algınız, bunu destekleyecek elinizde bir bilgi var mı? Orada ben müdahale ettim, şunu söyledim, bunu Cemal Bey'in kendisine söyledim. Şimdi Kürtlerin bu şekilde düşünmesini sağlayan iki önemli done var. Bunlardan birincisi, KCK operasyonları sırasında cemaate yakın basın organlarının, yani işte Samanyolu TV'nin, Zaman Gazetesi'nin ve diğer yayın organlarının bu operasyonu cansiperane bir şekilde savunması, hatta operasyonu savunan bir grup olmaktan ziyade neredeyse operasyonun sahibi gibi davranması. Mesela paralel devlet ifadesi ilk etapta cemaatin mensupları tarafından teorize edildi. Bir bu var. Yani dolayısıyla KCK operasyonlarına bu aşırı sahiplenme Kürtlerde bu operasyonların cemaat tarafından gerçekleştirdiğine dair bir algı yarattı. Ve ikincisi cemaatin televizyonlarında yayınlanan bazı diziler var. Ve bu diziler Kürtleri çok aşırı derecede rahatsız ediyor, tahkir ediyor. Yani daha önce Tek Türkiye, ondan sonra şimdi Şefkat Tepe şeklindeki şey var. Cemaatten arkadaşlarımıza maalesef birkaç Diyarbakır'a geldiklerinde işte kendilerine söyledik. Yani bu basın yayını koordine eden arkadaşlara. Bir iki Arban toplantısına beni davet ettiler. Arban toplantısında da kendilerine bunu söyledik. Bunu kabul ediyorlar. Yani bu yayınların Kürtlerde ciddi derecede bir rahatsızlık yarattığını kabul ediyorlar. Fakat ne hikmetse bunları bu yayınlara da son vermiyorlar. Şimdi o yayınları izlediğinizde şöyle bir tablo var. İşte düşkün Kürtler, kan içici bir yapılanma ve onları kurtarmaya gelen bir aydınlaştırıcı grup. Şimdi bu gerçekten Kürtleri çok rahatsız eden bir algı ve bir dizi. Bu dizinin de sürekli bir şekilde yayınlanması ve bunun üzerinden bir PR çalışması yapması Kürtler'de cemaatin bu sürece karşı olduğu şekildeki bir algıyı oluşmasına sebebiyet veriyor. Hocam, teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Hocam, serbest kalıyor mu? Ya da bu süreçte de kalmak zorunda mı sizce? Yani sürecin Valla bunun bir nihayete ulaşması açısından Öcalan serbest kalıyor mu sizce? Valla şunu söyleyeyim, eğer Öcalan PKK'yı dağdan indirir, bu Kürt meselesini tamamıyla siyasal alana aktarırsa Öcalan'ın içeride kalmasının şartları oluşmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ben şunu öteden beri şunu savunuyorum. Bizim bir toplumsal barış yasasına ihtiyacımız var. Yani af, maf gibi kavramları kullanmadan özellikle imtina ediyorum. Çünkü af kavramı çok değer yüklü bir kavram. Af dediğinizde kimin kimi affedeceği gündeme geliyor. O nedenle çok daha nötr toplumsal uzlaşma ve toplumsal barış yasası gibi bir yasanın oluşmasının bu yasaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sürecin sonucunda da Öcalan'ın çıkması, gelip siyaset yapması da doğal bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Hocam, bence çok güzel bir konuşma oldu. Her şeyden bahsettik ama zannımca bir şey atladık. Yani yıllardır Avrupa, Amerika PKK'yı destekliyor. Amerikan Kuzey Irak'ta PKK'ları kaplarda ettiğini biliyoruz.
Yani şimdi çözüm süreciyle beraber Amerika ve Avrupa devletleri artık PKK'yı desteklemiyor mu? Bilemiyorum tabii. Yani ben şöyle bakıyorum sorunlara. Bir tür bir probleminiz varsa sizin bu probleminizden doğru istifade etmek isteyecek olan çeşitli güçler olabilir. Yani bu emperyal güçler de olabilir, komşularınız da olabilir. Ama siz hani sorumluluğu onlara atarak bu sorununuzu çözemezsiniz. İçeride eğer bir barış iradesi gösterirseniz, gerçekten bir çözüm iradesi gösterirseniz, dışarıdaki ülkeler peki desteklemeye devam etseler bile bu eskisinin olduğu gibi etkili olmayabilir. O nedenle hani destekliyor mu, desteklemiyor mu, eğitiyor mu, eğitmiyor mu? Eğitiyor mu? Onun biliyoruz onu. Yok öyle. Ben bilmiyorum yani. Yani. Onu ben bilmiyorum yani. Kuzey Amerikalılar pek kamplarda PKK'yı eğitiyor iddiası çok aşırı bir iddia. Yani Kuzey Irak'ta böyle bir şey yani el altından belki lojistik anlamda belki desteklenmiş olabilir ama açık olarak böyle bir şey kesinlikle yok. Amerika bu böyle bir şey kesinlikle girmez. Buna Barzani de müsaade etmez. Barzani de müsaade etmez. Orada bir yani, zaten kurtarılmış bölge var. Kandil bölgesi, Pekka'nın kendi bölgesi. Barzani, Tarabani ve İran durumunda öyle bir bölge. Amerika'nın tek yaptığı oraya müdahale olmuyor. Irak'ı ele geçirdi, komple işgal etti ama PKK'nın orada yaşamasına müsaade ediyor. Yani bir çeşit de facto olarak destek veriyor demeyeyim de müsaade gözlemiyor. Bunun altında, el altından bir şey yapmış mıdır? O iddia ispatlanmış bir konu değil. Sadece basında iddia ediliyor. Yani dediğim gibi bunlar bu tür konuda şeyler olabilir yani. Spekülasyonlar olabilir. Şimdi PKK dediğiniz şey toplumsal bağlarından uzak. Toplumla hiçbir irtibatı olmayan bir yapı değil. Bir toplumsal bağ var. Siz hani işte gerçek bir barışı oluşturmaya çalıştığınızda hayır mutlaka ben savaşıyorum deme şansına ve lüksüne sahip değil. Anlatabildim mi? O nedenle hani dışarıdakilerin ne yapacağından, ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız önemli. Yani bizim içte ne yaptığımız önemli. Yoksa dışarıda her türlü bir türlü oyun her zaman dönebilir yani. Akil insanın tecrübesi çok önemli. Bir tur daha döner mi acaba diye bir şey. Böyle bir şey var. Bu müthiş bir zemin oluşturdu ve bu zemin üzerinde de yeniden yani Kürt meselesini bütün Türkiye'nin meselesi olduğunu İzmir'deki de Kütahya'daki adam da anladı. Şimdi bir de bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Yani Demirtaş'ın tespiti çok doğru. Bir iyi bir zemin oluştu ve konuşulması gerekiyor. Belki seçimlerden sonra falan ama bunu belki yazarsınız diye de hissediyorum. Ya bunu ben yazmam. Yazarsam kendi akilli ekibi bayıtıyorlar. İnanılmaz istiyorlar. Ve o zaman şöyle söyleyeyim hocam. Yani size de mantıklı verirsin. Şey yapmıyorum ama. Beni de çağırmıyorum. Bu yani bir tur daha dönmesi bence müthiş bir dönüşüm. Daha bir şey Bu bir şey, hükümetin öyle bir şey var mı hocam? Yani sizin valla bize yansıyan herhangi bir şey yok. Şimdi şu anda mesela Öcalan'ın üç önemli talebi var. Diyor ki bir, bu sürecin bir hukuki zemini oluşturulsun. Burada hepimiz suç işliyoruz aslında. Yani buraya gelen milletvekilleri de, benimle görüşen MİT mensubu da, efendime söyleyeyim aslında uzata eğer hayallerinizi genişletirseniz akil insanlarda vesaire bunlar hepsi suçlu. Dolayısıyla bunun bir hukuk izlemini oluşturalım, bir barış yasası çıkartalım diyor. Bu bir. İkincisi benim görüşlerimi doğrudan kamuoyuna aktarabileceğim bir yapı olsun diyor. Yani ben işte medyayla görüşebilirim. Yani 3-4 ay gazeteyle görüşebilirim. Bence bu yapılmayacak bir şey değil. Yani işte ne bileyim Sırılsakık'la Canlı'da gitti. Görüştü onun görüşlerini açıkladı. Öcalan'da doğrudan görüşlerini açıklayabilir. Bunda herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ve üç, diyor ki bu süreçte devlet ile bizim aramızda herhangi bir problem meydana geldiğinde bu problemi teşhis edecek ve çözümü konusunda yararlı olacak bir üçüncü gözün oluşması gerekiyor. Bu üçüncü göz mutlaka dışarıdan olması gerekmiyor. Yani işte ne bileyim dışarıdan bir devletin olması, efendim söyleyeyim ya bir uluslararası kurum olması gerekmiyor. Akil insanlardan bir heyet de bunu gerçekleştirebilir. Ben de onlarla temas etmeliyim diyor. Basından son dönemlerde bazı haberler yansıdı.
Bu haberlere göre basın hükümet 4 basın mensubuna işte Öcalan'la görüşme konusunda izin verecek. Ve yine bu akil insanlar heyetinden 63 kişi içerisinde belli sayıda bir kişi, 7 veya 10 aralığında bir kişiyi seçip onların işte Öcalan'la temas etmesini sağlayacak. Böyle bir dediğim gibi basına yansıyan bir haber vardı. Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da yaptığı toplantıda da Selahattin Demirtaş Öcalan'ın bu görüşlerini hükümet heyetine iletti. Hükümet heyetinden şimdiye bu taleplere ilişkin olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Ama bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum yani. Ne kadar gerçekleşir, onu bilmiyorum.